Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Nerede toplayalım? Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Şimdi bunlar dışarıda bekledi ya, bunların asidi masidi kaçtı, ısındı bunlar. O yüzden topluyorum ben, yenisini getireceğim dolaptan. Lan bana bak sen. Ağzını burnunu kırarım senin İsmail. Bak geldim, burada bir kap yemeğimiz vardı. Yemeği aldın gittin, yerine hiçbir şey getirmedin. Şimdi yıkıyordum, gazozumuz var, onu alıyorsun. Ağzını burnunu kırarım bak. Ya bir asitli içecek için yaptığın şeye bak ya, yırtındın lan. Ben dilimin yeşili, ben kaybettim eşini. Al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünün yaşını. Al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünün yaşını. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Burada boğazım kurudu, boğazımı sinirledim. Bir gazoz aldım önüme, gazozumu da aldı gitti. Büyük kim de aldı? Büdümen var aga, büdümen var. Selami, bence bir takip edelim onu. Siz gidin bakın, ben Merdan'ı temsilci olarak göndereyim. Doktor bana bir çare. Bravo. İçecekler, süsler hepsi bize ait. Lan elektrik hattından böyle kaça kat çekeni gördüm ama düğünden düğüne hat çekeni ilk defa görüyorum ha. Gel, gel. İyi cuma. Lan. Lan at ağızlı cuma. Ne yapıyorsun lan burada? Ne yapayım ben, her şey sakin ol, her şeyi anlatacağım, sakin bir ne olur lütfen. Ne anlatacaksın lan? Arkadaşlar bir sakin olun, bu hayır işi, bu hayır işi. Bakın bu çocuğun kimi kimsesi yokmuş, 5 senedir sünnet olmak istiyormuş, parası çıkışmayınca benim güzel yürekli Cuma ustam çocuğu burada sünnet ettireyim demiş, sevabına. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Kami Beyciğim, bunu aramızda kurtarsan ki yok. Hayır işi falan değil beyler. Ben bu düğün için Cuma'ya tam 3000 lira ödedim. Ne? 3000 mi? Ne diyorsun ya? Vay iskelsiz Cuma bay. Usta ne diyor bu adam? Ne bileyim ben, ne diyor? Yumurtadan mı zehirlendi acaba? Ne diyorsan Kamil, saçmalıyor musun? Hiç anlamıyorum ben şu an ne dediğini vallahi. Cuma bak,
çatalı var ya senin gırtlağından sokar, beyninden çıkarırım. Ver lan adamın parasını, parayı ver. Bak vermezsen seni burada tekrar sünnet ederiz, yemin ediyorum. Ver lan! Kamil Bey, hiç konuştuğumuz gibi olmadı yani. Şimdi hiç olmadı yani. Efendim bu parayı biz Cuma amcasından güzel kardeşimize sünnet hediyesi olarak vermek isteriz. Al kardeşim. Hiç öyle yapmayalım. Kaybeder o çocuk, şimdi düşürürmüş onu sen. Al güzel kardeşim. Güle güle abi. O zaman şöyle bir teklifim olacak eğer kabul görürseniz. Ben herkesi bizim düğüne eğlenceye davet etmek isterim. Memnuniyetle. Harika. Efendim ben mahallenizin muhtarı Niko Kalamaro. Buyurun bence hep beraber bizim düğüne gidelim ve sanatçı Suavi'yi dinleyelim. Ne dersin? Hadi o zaman. Adam bildiğin faal bir yanardağ gibi. Böyle önce artçı sarsıntılar başlıyor, sonra derinden bir homurtu, sonra güm patlıyor. Ya ne yapacağımı şaşırdım. Ben konuşmaya çalışıyorum, bu sefer bana patlıyor. Sonra bana sinirlendiği için kendine öfkeleniyor. Bu sefer başka türlü patlıyor. Yani kısır bir döngü içindeyiz. İşte biz de Şevket'in bu durumunu bildiğimiz için onun hakkında bir çalışma yaptık. Aa, evet evet sen dedin ya profesyonel yardımı kabul etmiyor. Benim bir uzman arkadaşım var, gittik. Ona her şeyi teker teker anlattık. Ne önerdi? Meditasyon önerdi. Bir de böyle çok öfkeli olduğu zamanlarda yastığa vurursa sakinleşir dedi. Meditasyon ve şefkat. Yani böyle söyleyince komik oluyor tabii de. Başka şansımız da yok, deneyeceğiz. Hadi gidip deneyelim. Şimdi mi? Ya kahvaltı yapacağız. Aşağıda acil müdahaleye ihtiyaç var. Hemen denememiz lazım. Hep beraber mi? Hep beraber. Beni yalnız bırakmayın. Ya çok sinirli şu anda. Siz hadi. Allah'ım ya. Acayip süper düğün oldu ama değil mi abi? Vallahi öyle abisinin de. Aşağı mahallenin kasabı kasaba havasında halay başı olacağım demeseydi daha iyi olurdu yani. Allah! Ayvayı yedik oğlum, ayvayı yedik lan! Ne oluyor lan manyak? İnine gelincik girmiş birket gibi pörtletti yine gözlerini ya. Oğlum baksana Beşiktaş akşamki maçı 2-1 kaybetmiş oğlum. Şimdi Şevkat birazdan mahalleye girecek, alayımızı yakacak, mahvolduk. Vallahi mahvolduk. Ver bakayım şunu, ver bakayım. Bak. Gitmeyin be ya, o işi ben halledeceğim. Nasıl olacak o iş ha? Federasyonu arayıp maçı iptal edin mi diyeceksin? Hayır, Şevket'in skoru yanlış bilmesini sağlayacağım. Kazanmış gibi zannedecek kendini. Nasıl olacak o iş? Bana Miço telefon etti. Bu maçı izlerken televizyonu kırmış evde. Televizyondan izleyemeyecek. Mecburen buraya geldiğinde bir bilgisayardan falan bakacak maçın tekrarına. Şimdi bana bir tane laptop, bir tane laptoptan anlayan İhsan, bir de spikerlik yapacak Selami lazım. Gerisi boşaltabilir orayı. Hadi bakalım. Oğlum... Ben neyi sunacağım? Şevkat sizi döverken işte efendime söyleyeyim sıradaki dayak Cuma'ya gelsin mi diyeceğim? Ah Selami, uzak doğulara kadar gittin sen. Bütün ilim irfan oradan doğdu çıktı geldi. Sen birine rastlamadın mı yolda acaba sen? Ay kafanız... Ata ağızlı. Ben halledeceğim o iş bende, merak etme. Şişt, oğlum getir bakalım laptopu. Ya bak meditasyon dediniz şimdiden gelinmeye başladım. Yeni yeni icatlar çıkarıyorsunuz ya. Ya bu yeni değil ki, yüzyıllardır var. Tamam da benim için daha birkaç dakikadır olan bir şey. E tamam işte meditasyondan sonra gerginlik falan kalmayacak Şevkat. Aynen öyle. Tüm stresin gidecek. Ya ne olur benim için bir kez dene. Bak malını biliyor ya hemen belden aşağı vuruyor. Öyle deyince reddedemeyeceğimi biliyorsun değil mi? Öf, iyi ne yapalım peki? Tamam. Bir alana ihtiyacımız var yalnız. Evet. Aferin sana, bravo. Tamamdır. Şimdi dünkü maçta Beşiktaş'ın o güzel pozisyonlarını birbirine peş peşe bağladım. Ha. Rakip takımın attığı golleri de çıkarttım. Ha. Böylece sanki Beşiktaş 2-1 yenilmemiş de 1-0 galip gelmiş gibi oldu. Nasıl? Ya. Aferin sana be. Tamam, sen de şimdi o görüntülerin üstüne şey maçı anlat bakalım. Spiker gibi böyle canlı canlı heyecanlı heyecanlı. Ara bakalım. Oğlum ben nasıl anlatacağım bunu ya? Oğlum kaç tane maç seyrettim ben ya. Kulağında kalmıştır bir şeyler. Ben şimdi anlatsam anlatırım da benim biraz böyle şeyim lehçem var ya belli olur.
diye sen... Hadi bakalım, hadi. Şu andan itibaren burası çok sessiz olacak. Hadi bakalım, herkes işine gücüne. Benim de dükkanda bir sürü işim var zaten. Burası artık stüdyo oldu. Bak, ses kayıt alacağız. Hadi bakalım, herkes dükkana. Siz Şefkat'i böyle kandırın, sonra da gelin. Ya hadi yürü, Allah'ını seversen muhtar. Allah'ını seversen gevrek gevrek konuşun. Tamam. Dinleseydik ya. Ya oğlum yürüyün gidin, bir kayıt yapacağız şurada ya. Allah Allah ya. Ciddi bir iş bu kardeşim. Evet sevgili seyirciler, Beşiktaş yine sol tarafta topla buluştu. Taliska'da top şu an. Evet, Taliska ortaya açtı. Cenk Tosun topu bekliyor. Cenk Tosun topla buluşabilecek mi? Buluştu. Gol olur mu? Gözlerimizi kapatıyoruz. Kapat. Derin derin nefes alıyoruz. Şimdi kendini yemyeşil bir çayırın ortasında hayal et. Çimenlerin kokusu burnuna geliyor. İleride bir tane su var. Suyun kenarına doğru yürüyorsun. Hatta suyun kenarında su içen küçük ceylan var. Bu şarkıcı olan küçük ceylan mı? Orman sakinlerinden küçük ceylan. Ha, hayvan ceylan diyor. Hatta yanında da bir tane küçük geyik yavrusu var. Bak gördün mü? He, gördüm ya. Pek tatlıymış. Ne görüyorsun? Ya işte o yavru ceylan kafayı daldırmış yavrum. Nasıl içi yanmışsa lıhır lıhır su içiyor ya. Arada dönüyor anasına bakıyor. Lan 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 ne yaptın lan? Ne oldu? Timsah geldi hayvanı kaptığı gibi döndü. Lan oğlum bırak, yazık günah ya. Dönüyor bak, bir de nasıl dönüyor zalim timsah ya. Tamam. Bırak oğlum. Gözlerini aç, bırak gözlerini. Aç. Timsah falan yok, tamam mı? Buradayız, timsah falan yok. Evdeyiz şu an, oturuyoruz, tamam mı? Ya ama o timsah geldi böyle lak diye kapattı ağzını, küçücük hayvanı. Bir de dönüyor böyle zalim, kan gövdeye götürdü bir yanda ya. Tamam, geçti, öyle bir şey yok. Şimdi bunu hemen beynimizden siliyoruz, yeni bir şey deneyeceğiz, tamam mı? Niye ormana götürüyorsun beni Esin ya? Tamam, unut onu. Yeniden deniyoruz, tamam mı? Sakin ol, derin nefes al. Yeniden deniyoruz, evet. Pozisyonlarımızı alalım. Ya eller bu şekilde şart mı? Evet. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz yine. Kapat sevgilim. Derin derin nefesler alıyoruz. Sakinleşmeye çalışıyoruz. Kafamızdakileri boşaltıyoruz. Şimdi hayal et. Issız, sakin bir koydasın. Kimseler yok. Küçük bir tane sandal var. Ona biniyorsun. Böyle dalgalar sandalı ufak ufak sallıyor. Oh. Ne güzel la. Neler görüyorsun? Bize anlatsana. Vallahi işte sandaldayım. Deniz acayip berrak. Yani denizin dibindeki balıkları falan görüyorum. Bayağı bakir, çok güzel bir koy yani. İyi. Millet daha keşfetmeden geldiğimiz iyi olmuş buraya. Ana! Akdeniz foku değil mi lan? Vallahi Akdeniz foku ha. Bir foku ailesi var. İyi oldu bunları gördüm. Ben bunların soyları tükeniyor zannediyordum. Başka ne görüyorsun? Bir tane yelkenli geliyor uzaktan. Yelkenleri şişirmiş, bembeyaz yelkenleri var böyle, çok güzel. Yavaş, tamam yavaş, hop. Çüş, çüş! Oha la! Ne oldu? Oğlum oraya çöp dökülür mü la? Bütün çöpü, tuvaleti, muvaleti hepsini olduğu gibi döktü la. La oğlum burada hayvan var, hayvan yaşıyor buranın. Doğal bir habitatı var ya. Al buyur işte, al. Hadi buyur, balıkları ters dön. Dur sen, dur. Sen dur. Şşş, tamam, tamam. Uyan, kalk. Tamam. Sakin ol, evdeyiz, bak. Yelkenli falan yok, tamam mı? Aa, döktü bütün tuvaleti, muvaleti döktü la yelkenlini. Bütün balıklar ters şey döndü ya. Niye uyandırıyorsun beni Esin? Ta gidecektim, teknenin adını görecektim de ben onu marinada sıkıştırıp ağzını burnunu kıracaktım ya. Ellerim de böyle kaldı bak seyirden ya. Hayali teknenin. Esin, bence B planına geçelim. Aynen, B planına geçelim. Al bakalım. Ha, diyorsun ki ya yastığa kafayı göm, kendini boğdur. En temiz çözüm. O da bir seçenek. Tabii de başka bir şey öneriyorum. Yastığa yumruk at. Yani yastığı döv, vur. Hırsını al işte ondan. Yalnız ben Beşiktaş logosunun olduğu yastığa vuramam. Kusura bakma. Tersin şimdi. Öyle yumruk at o zaman. Hadi. Biz yukarıdayız. Kızlarla kahvaltıya başlıyoruz. Sen böyle hırsını al. Bizi yetiş, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Çöp mü döktün lan sen koya? Ha? Niye döküyorsun lan çöp balıkları?
Esin, Şevkat nerede kaldı? Biz bitirdik kahvaltıyı. Cidden nerede ya? Korkuyorum ama gidip bakacağım. Hadi gidip bakalım. Yine mi biz? Yine mi ya biz? Tek başına mı gitsen? Gidemem tek başıma, hadi. Bir şey tek başına beceremiyorum. Bir şey vallahi tek başına beceremiyorum. Ay çok sinirli ama. Bir şey. Ya yumruk kesmeyince zopaya döndüm. Evde yastık, yatak hiçbir şey kalmadı. Sen de varsa getirsene bu beş tane yastık. Çok yaşa. Geliyor. Oğlum bak, Miço aradı. Başı aradığı için maçı izleyememiş. Kaldırdınız mı lan gazeteleri falan? Ha, aman ha bak diyeyim bak, birisi konusunu açarsa yani cezası büyük olur. Onu size söyleyeyim yani ha. Kolay gelsin küçük esnaf. La dün bizim maç ne oldu? Nasıl yani? İzlemedin mi maçı? Ya oğlum uzatma. Sinirden televizyonu kırmışsın zaten. İzleyemedim. Hiçbir yerde de gazete de bulamadım. Ne oldu maç? Çok gerginsin. Ben sana bir masaj falan yapayım Şevkat. Ya oğlum ne mesajı? Bırak ya. Kanka bak Allah belan versin. Kore'den bir ilaç aldım. Yutuyorsun baba, anında görüntü, baş ağrısı falan hiçbir şey yok. La oğlum kesin uzatmayın ya. Maç ne oldu oğlum? Onu söyleyin be. Ben biraz evvel izledim maçın özetini ya. Beşiktaş var ya tam bir... Bozkır baba. Ne var lan memeletsiz? Hakkınızı helal edin. Vallahi elinize, kolunuza sağlık. Aşırı lezzetli bir kız imal etmişsiniz. Gece gözlerine bakmaya doyamadım. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Tezeni benim gözümün önündeydi hep. Siz öyle sanın. Aşık dediğin öyle göz önünde durduğu gibi durmaz. Biz düğünden bir ara kaçtık. Tenhalarda buluştuk. El ele tutuştuk. Daha devam edeyim mi? Ne diyorsun lan sen? Beşiktaş bile boyu bitireydi. Efsaneydi, efsaneydi. Valla. Rakip çok direndi ama Kartal başarılı oldu. Özledi mi? He, hemen açın da izleyelim de. Hadi. Niko, İsmail kendini yaktı ama Allah'tan bizi kurtardı birader. Kahraman, kahraman. Beşiktaş orta sahada baskıyı kurdu. Nefis top çeviriyorlar. Şimdi hadi vay 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 vay. Acayip top oynamışız da. Tabii tabii. Ona bak, resmen tek kale oynuyoruz ha. Kaç kaç bitti bu maç? 1-0. Siz durun. Allah bu futbola az olmuş. Ya neyse boş ver. 1-0 olsun, bizim olsun. Vay koçum be, yine Cenk attı koçum benim ya. Atiba da ne orta kesti la. Cenk'e bak Cenk'e. İyice voleyci oldu ha. Aslanım benim. Kaç köşeyi attı, ata azdı. Lan oğlum ben maça daldım da sese dikkat etmemişsin lan. Oğlum siz bir dolap mı çeviriyorsunuz lan? Doğru söyleyin bana. Oğlum maç kaç kaç bitti, doğru söyleyin bana. Bir doğru söyleyin lan. Ben şöyle anlatayım sana şimdi. Şöyle bir şey oldu şimdi, tam olarak doğrusunuz. Kaç kaç bitti oğlum maç? Vallahi sizin takıma laf seki. Kaçın! Teşekkür ederim. Sağ ol. Vallahi sen bayağı havalı, yakışıklı çocukmuşsun ha. Esin seni terk etmekle salaklık etmiş. Sen de çekici kızmışsın. Şevkat daha salak değilmiş. De biz buraya niye geldik? Nedir bana söylemek istediğin şey? Vallahi mahalleyi almak istediğini biliyorum. Yani sadece almak değil. Mümkünse yerle bir etmek istiyorum. İstediğini yap. Mahalle benim umurumda değil. Ona Şevkat lazım. Sen de ondan kurtulmak istiyorsun. O heriften kurtulmak için her şeyi yaptım. Ama hep ters tepti. Bu aralar bir şansın olabilir belki. Şevkat sinire kesmiş durumda. Heyheyleri tepesinde. Bizzat yaşadım. Çok sinirliydi. Vallahi tüm mahalle yaşıyor bu durumu. Peki önerin ne? Bak şimdi. Şevkat'in öfkesine vites attıracağız. Daha da saldırganlaşacak. Ne Esin ne de mahalleli onu sakinleştiremeyecek. Böyle kontrol edilemez bir hale getireceğiz Şevkat'i. Tabii sonunda da Esin Hanım dayanamayacak. Ve Şevkat'tan soyup onunla ayrılacak. Ondan sonra da Şevkat artık burada bir dakika durmaz. Aynen. Sen de amacına ulaşmış olacaksın işte. Bu yüzden sana geldim. Şevkat'in öfkesine kim tavan yaptırabilir onu düşündüm. Ben tabii ki. Tam da tahmin ettiğim gibi. Sen ama yani böyle şey yapılır mı? Sen
Ama gül gibi planı mahvettim be ya. Tam maçı sunarken ata ağzı denir mi be ya? Hangi spiker diyor böyle bir şey? Caner'e ben şimdi kalk. Neyse ne be ya? Ya Cuma, oğlum ben de farkında değilim. Kardeşim ağzımdan çıkmış öyle de. Allah Allah ya. İşte ağızla kulak arasındaki mesafe çok önemli derler. Hep ben hiç onu ölçümleyememiştim. Sayende onu da yaptım yani. Of of. Neyse be ya. O şöyle kapanır tıs pısta. Sen mahalleye geldin mi oğlum? Ne yapacağım bakalım oralarda sana? Dükkanı kaptırın, ne yapacaksın iş olarak sen bakalım? Kanka harbiden döndüm ben. Ben ne yapacağım ben? Ne iş tutacağım ya? Ne yapacağım ben Cuma ya? Ha? Altın bileziğin de senin bakalım onu söyle. Aa ben tüpçüyüm ben. Tüpçü. Oğlum a**tın lan. Oğlum ocakçıyım ben, kahveci. Alzheimer mı oldun oğlum? Doğru. Yani çayı kahveyi ben yaparım en güzelini diyorsun da dükkanı kaptırdın, onu ne yapacağız bakalım ha? Gidip acaba sen bu olsan fıçısına şey mi desen? Ben çok iyi çay kahve yaparım. Geleyim de kardan %50 bana ver desen o yuva kabul eder mi öyle bir şeyi? Oğlum kabul eder mi lan? Herif geldiğinden beri ters ters bakıyor zaten böyle gözlerini belerte belerte. Biraz şey bir aksi bir adam gibi ama sen teklif et oğlum ya. Ne olacak? İste bir bakalım. Diyorsun. Yani. Tamam ben bir deneyeyim baba. Geliyorum. Evet işler açılıyor yavaş yavaş. Selamun aleyküm Viking esnafı. Ne haber? Sağ ol buyur. O nasıl bir selam olmakla? Ortalık buz kesti ya. Biz Norveçliler biraz böyleyizdir. Ayrıca sana böyle sıcak bir karşılama yapmamı beklemiyordun değil mi Selami kardeşim? Sen dua et, hep esnaf arkadaşlarımın yanındaydın. Bir şey demedim o yüzden. Ustamın merhametli kısmına denk gelmişsen. Allah Allah! Neyse, olsan kardeşim. Bak benim sana bir teklifim var, böyle aramızdaki buzları eritecek. Ha? Aramızdaki buzlar. Selami kardeş, benim seninle aramda buz yok ki. Güzel. Benim seninle aramda iceberg var. Ama yine de dinliyorum. Evet valla. Sağ ol. Aga ben ne diyorum biliyor musun? Gel bu kahveyi beraber işletelim. Bak bu ahali, bu mahalle, bu semt olduğu gibi beni tanır, sever. Anlatabiliyor muyum? Her türlü ekmeğimizi kazanırız. Selami kardeş, bizim Norveççe'de çok güzel bir laf vardır. Laks fix erden zamme, gürden zamme. Çok anladık. Yani diyor ki, somon bir balıktır, aynı hatayı iki kez yapan alıktır. Sen bu kahveyi bana kaktırdın. Ne ortak olacağım seninle? Ya tamam hani olabiliyor böyle şeyler hayatın içerisinde de. Bak iyi düşün diyorum. Satışlar artar diyorum. Benim demlediğim çayın alıcısı çok olur diyorum baba. Ha? Ulan gelen para kahvenin kendisini döndürmüyor be. Ha? Peki benim sana bir teklifim var. Gel sen benim sana verdiğim parayı geri ver. Kahveyi komple sana devredeyim. Bak hepsini değil hatta yarısına bile razıyım. O paralar çoktan bona döndü bile be. Ha, paralar bana döndü, sen de geldin bana döndün, öyle mi? Yürü git lan, yürü git. Bir daha da bu kahveye ancak parasıyla çay içmeye gelirsin, yürü. Öyle olsun lan. Tamam lan, sen görürsün. Ama sen göreceksin, ben yapacağımı biliyorum, rahat olun. Benim adam Selami Taşbaşı lan. Selamet be Selami. Bu nedir? Kore para birimi. Ha, küfretti sandım da. Ne var la? Oğlum. Elinde kazma varken bayağı delikanlıydın. Oğlum o kazma araba içindi. Senin için tırnak makası bile kullanmam. Ya Şevkat bırak bu işleri. Sen var ya bir tutturmuşsun delikanlı kayıkları gidiyorsun. Senin için aslında kof. Ne diyorsun la sen? Oğlum kafana silah mı dayadılar? Tehdit altında falan mı ediyorsun bu lafları? Çünkü bu işin sonunda dayak yiyeceğini ikimiz de biliyoruz değil mi? Oğlum. Arkanda mahalleli varken konuşması kolay. Tek gel. Soğanlıktaki fabrikanın oradayım. Gel. Tamam lan sen kaç şimdi. Bekle geliyorum. Zaten çatacak yer arıyordum iyi oldu. Selo. Selo. Efendim kanki. Kapı. Tamam hallederiz bizde kalsın ya sıkıntı yok. Kapıyı kırdılar lan. Keskin sirke küpe zarar vermeye başladı. Devam et.
gülüyorsun lan? La ne gülüyorsun? Lan oğlum kapı koptu lan bak. Orada bekle. Lan bebe. Neredesin lan sarı? Gitmiş Sazan. Ben buradayım Şevkat. Asıl sen neredesin? Niye gelmedin? Yoksa korktun mu? Onun için mi arıyorsun beni? Ne diyorsun lan? Soğanlığın yanındaki fabrikadaymış işte. Ben de soğanlığın çıkışındaki fabrikadayım. Şevkat. Sen yoksa Avrupa yakasındaki soğanlığa mı gittin? Evet. Ben Anadolu yakasındaki soğanlıktayım. La bebe bunu şimdi mi söylüyor? Ya Şevkat. Tırstığın için oyun yapıyorsun bana. Bekle lan orada. Bekle geliyorum oğlum. İyi tamam çık gel. Yola çık 45 dakikaya falan burada olursun. Ha yok. 45 çok dedim. Benim öfke navigasyonu 15-20 dakika gösteriyor en fazla. Bekle. Kabul etmedi. Normal. Bekliyordum böyle işi ben zaten. Ya bir de kelime yapıyor at ağzı. Yok dükkanı bana kaktırdın, yok iteledi. Elim ayağım boşaldı Cuma ya. La itelediğimiz gibi çektirmesin de biliriz de sizin ona laf diye yapıştırsana lafı. Hayır bir de iş koyuyor lavuklara. Sen diyor bu dükkandan içeri diyor anne diyor paranla diyor çay içmeye gel. Bak Kamil'i kes Kamil'i. Başına geleceklerden haberi yok. Bak. Sen şey yapma. Sakin ol biraz be. Acaba ne yapsak? Yalnız ben o işi hallederim gibi gözüküyor. Bir ufak bir anım var ama senin biraz bana ateşleme yapman lazım be. 3-5 kuruş ancak öyle bir planımızı uygularız. Sebep? Yani para neye lazım? Ne parası? Sebep mi? Sebep sen yokken ben gece hayatına ulaştım. Çok kötü harcıyorum o paraları ben. Sebep ne olacak be ya? Sebep sensin. Senin için harcayacağım parayı hala sebep ne diye soruyorsun. Aynaya bak be ya. Aynaya bak gör sebebi. Anası bakmamış ben bakacağım buna bu saatten sonra. Cuma kardeşim yeni bir serüvenden çıktım biliyorsun. Psikolojim bitik. Bak beni soyup soğana çevirsin. Allah belanı versin bütün sinir sistemim şöker Cuma. Selami, yapma bunu bana bak, duygusal hale sokuyorsun benim için. Sen benim bağlar çok eski dostum, ben senin kısa pantolonu halini bilirim. O serüvenden çıktığın gibi ben bilirim. Sen şey yapmasın, serüvenin şey yapmadın. Sen halledeceğim ben o... Niye bu duygusal hale soktun beni de veya durup dururken halledeceğim? Ben o İsveç fıçısından intikamınızı alacağım, hiç merak etme. Sanki o dükkanı ben kakalamadım oğlum ona. Geri almasını da bilirim de. Sen şu paraları bir uçurma bakalım. Tamam lan. Kaç para lazım? Tam konuşmasını yapamadım onun ben malzemeyle ilgili. 500'den başla sen. 500 alayım ben bir de 100 lira şey ver. Yanımda bulunsun. Ben onu belki de iade ederim sana. Belli olmaz o. Evet. Ah 100 lira. 500 verdik oğlum hallet de çöz şu işi ya. İşte o kadar ya. Kaçtı bu arabacının numarası bakalım. Ulan bana yakın gözüm lazım, uzak gözüm. Anlayamadım ki ben bayağı hep bulanık, hep bulanık. Anam tiplere bak. Ne yapıyorsunuz? Bak şunun güzelliğine bak ya. Gel bili. Gel. Ana hindi. Tiplere bak ya. Siz ne yaptınız? He? O desen mi tıktılar sizi? He? Hanım şunların güzelliğine bak la. Tipe bak tipe. Zarı'ya bak. Zarı! Hanım. Zarı. Bora! Tövbe yarabbi ya. Hani la burada da yoksun? Ya Şevkat kusura bakma. Acil bir işim çıktı, Tuzla tarafına geçmek zorunda kaldım. Lan niye beklemedin? Oğlum, işim var dedim ya. Ben öyle senin gibi boş gezenin boş yumurtacısı değilim Şevkat. Ama istiyorsan buraya gel ya da maçı erteleyelim, sen bilirsin. Yok. Artık oh yaydan çıktı koçum. Artık sahaya yıldırım da düşse bu maç oynanacak. Zemin seni dövmek için çok müsait yani. İyi, tamam bekliyorum hadi gel. Bekle, geliyorum bekle.
Kanki, Halemale gidilecekse ben şey yaparım lan, sıkıntı yapma. Yok kardeşim, Halemale gitmiyoruz. Haybiye hallenme. Ana, oğlum dereotları, oğlum bunlar kurumuş. Bunlara bir su vurayım lan ben. Yok kardeşim, bırak kalsın. Ben onları yeni ıslattım. Şürür yoksa. Kankacığım, bari şu elmaları düzelteydin lan. Oğlum işsizlik bana göre değil Üzeyir ya. Yok kardeşim, bırak. Ben onları dizdim. 3-5-2 şeklinde. Onlar gayet düzgün bir şekilde, tamam mı? Bırak kalsın öyle. Kanka tezgahın önünü kapatıyor şu kasaları, ben içeri at. Ya bırak kardeşim, Allah'ını seversen ya. Taş bulun lan, taş. Lan. Lan oğlum. Ay, tamam son anda tuttum. Hayırlı cumalar geldi. Junior esnaflar. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hayırlı cumalar, cuma ertesi. Şş, cuma. Bu ne iş oğlum? Ne lan bu? Araba be ya. Babanın sana almadığı arabayı cuma usta aldı. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Lan Angus, ne yapayım lan ben bu arabayla? Formula 1'e katılırsın artık. Ne demek ne yapacağım arabayla be ya? Ha? Senin acaba Kore'de ayarlarınla mı oynadılar? Ne yaptılar bakalım? Evet kardeşim, bir çıtır biliyorsun bunu çok iyi yani. Oğlum harbiden anlamadım ya. Neyi anlamadım be ya? Sana serbest piyasa ekonomisi yaratacağım diyorum be ya. Ha? Madem çay ocağına ortak olamadın, o zaman o senin kahvenin tam karşısına seyyar çay ocağı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Aa! Harbi mi lan? Aa, tabii harbiyim ya. Bundan sonra orta az. Hiç merak etme. %50 %50 orta az. Kazandığımız bütün parayı fitleşeceğiz. Sen emeğini koyacaksın, ben de sermayem be ya. Lan, kardeşim kurmuş olduğun cümlenin %50'sini okeyim. Ama diğer kalan %50 kısmını pek tutmadım. Oğlum senden ortak olur mu lan? Orta ama bak be ya. Ortak olur ben de tabii. İnanmıyorsan Bozkır Bey'e sor. Aa! %50 %50 karışacağız emeğimiz. Sevgili Koreli, üstün zekalı Selami Bey. Anlamadığım bir nokta var da size onu sormak istiyorum. Acaba siz para verdiniz mi Cuma Bey'e? Oğlum tabii verdim. Bunu hangi parayla alacak bu? Ha, şimdi siz para verdiniz. Parayı veriyorsunuz, çayı demliyorsunuz, gelip burada satışını yapıyorsunuz. Peki siz acaba Cuma Beyefendi ile niye ortaklık yapıyorsunuz? Sen ortağın da benim arama niye bozdun acaba bakalım? Aa! Kenafir gözlü fesleğen kafa seni. Hiç girme aramıza bakalım. Hadi sen de uyuma buna be ya salak. Saçma konuşma, tut bakalım arabayı. Oğlum bari tut da şunu aşağı kadar indirelim de. Ara hadi, itekle bakalım. Gelmiyor. Taş bul bakalım sen bir tane. Oğlum sağlam para koysak lazım. Delikanlı gibi kaç para verdin buna? Sen verdiğin bütün parayı bu arabaya vermedin değil mi? Verdim, vermez olur mu? Üstüne ben iki kağıt para verdim. Muamele, hep muamele. Oğlum geliyorum dedim ya, senin laftan anlamıyor musun? Aptal mısın oğlum sen? Anlamıyor musun laftan? Geliyorum diyorum ya. Allah Allah. Yoldayım diyorum, delirtti adamı. Ne var lan? Artist. Keyfimizden geziyoruz herhalde böyle. Kapı koptu, ne yapak? Kaç kenara? Açık sen kenara. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Evet Şevkat, dalga geçiyorum. Ya ben artık sana elimi bulaştırmamaya karar verdim. Aslında başından beri bir kafede oturmuş keyif yapıyordum. Sayemde İstanbul turu attın, fena mı oldu? O sıkıcı mahallenden kurtardım seni. Teşekkür etmene gerek yok Şevkat, sen sağ ol. Of, çok sinirli. En son artık küfürle karışık teşekkür gibi bir şey diyordu ama anlamadım ya öfkesinden. Güzel oldu, güzel. Aferin. Alo! Ben bu tufaya nasıl düştüm ya? Resmen sinirden ne yaptığımı bilemedim ha. Ben seni elime geçiririm kız. Elbet benim elime geçeceksin. Merhabayın ablacığım, merhabayın. Evet, nerede kalmıştık babacığım? Bu ne? Neyle? Çay ocağının alternatifi çay arabası babacığım. Yani ne oluyor bu? Ne oluyor babacığım? Bu Vikingler çay ocağının alternatifi çay arabası oluyor. Ya olur mu öyle şey ya? Bak böyle bir haksızlığı Norveç'te yapsan bu arabanın camlarını torun çekiciyle paramparça ederler. Sen benim işimi baltalıyorsun.
ettin ondan babacığım. Ben sana dedim aga, ben sana dedim. Gel dedim, beraber dedim, ortak olalım dedim. Mutlu mesut dedim, yaşayalım dedim. Dinlemedin, yapacak bir şeyim kalmadı artık. Ekmeğimdeyim baba. Olmaz lan öyle şey. Çek arabanı buradan. Oldu bile be anam. Hatta bu olmuşluğun şerefine ilk çaylar benden. Dampik var, buyurun. İşte çay ya. Senden ben Selo. İki çay yap. Hadi. Aleyküm selam. Buyurun. Siz geçin. Tamam vereceğim. Yavaş ulan manyak. Oğlum ne yapıyorsun bizim öldü? Hastasını görüyor musun ya? Bak bizi ezecekti. At ağızlıya bak. Bu kadar adam nasıl toplandı? Evet babacığım. Evet. Siparişte mi yok şimdi sırada? Benim güzel mahallem. Gidiyorsun. Selamiden kapıyı alıyorsun, taktırıyorsun. Ben kapıcı mıyım usta, nasıl yapayım bunu ya? Sus! Cevap verme bana, vallahi bak seni kapı diye oraya takar, kolunu da kırar, kapı kolu yaparım ha! Tamam usta ya, neye kızım? Dur! Ben eve gidip biraz yastık döveceğim. İyi misin? Değilim! Neden, ne oldu yine ya? Ölürüm! Esin bak şu an çok gerginim, tamam mı lütfen? Daha sonra tartışalım, olur mu? Şu an eve gidip biraz rahatlamak istiyorum, tamam? Tamam! Esin, ne oldu? Ne bileyim ben, ne oldu? Yine klasik sinir patlamaları işte. Ne yapayım ben, bir arkasından gideyim bakayım. Böyle bu sinirle kendine zarar verecek. E git git, bence de hadi git. Hayırlı işler olsun kardeş. Çırrak, bana bir çay ver bakalım. Aa. Ne oldu be ya? Ayrola, gözüm dağılmış öyle bakıyorum. Sen o çayı emek hırsızı Selami Soytarısı'ndan alsana. Hem ilk çayı bedava veriyormuş. Hiç tasvip ettiğim şeyler değil bunlar. Gerçekten yani terbiyesiz diyeceğim. Eskiden tanıyorum çocuğu, öyle terbiyesiz biri değildi. Sonradan ayarları bununla oynamış demek ki ama... ...onla da baş etmenin yolları var tabii. Ben seceresini bilirim onu ya. Aa, el fırına bakmışlığım var. Neymiş bakayım o yollar? Şimdi onu... açık mısınız bu tür şeylere bilmiyorum. Şimdi şey olmasın, bir de aranızı bozuyormuş gibi olmasın. Ama öncelikle siz gerçekten şu çayınızı bir değiştirin be ya. Bu ne be ya? Çay yapamıyorsunuz. O normal çay yapıyor. Siz alternatif menü geliştirin. Gerçekten. Böyle ne bileyim bir İsveç çayı olur, Norveç şurubu olur. En güzeli de Kanada bozası. Mesela acayip tutar Kanada bozası. Kesinlikle yapmalısın. Hiç. Çünkü bunu yapmayı beceremiyorsunuz be ya. Aslında fena fikir değil. Aslında fena fikir değil mi? Aslında fena fikir değil mi? Siz bunu yapmayı beceremiyorsunuz. Vallahi biraz modernleşin, Allah'ını seversiniz yani. Bu ne be ya? Bak, dükkanı şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Böyle mesela otantik şeylerden kurtulacaksın. Bunlarla senin hiç işin yok yani. E bundan kurtulunca hop ne olacak? Çay bardakları ıstarkaya çıkacak be ya. Bunları da ben alıyorum. Oo, doluymuş, harika. Çok güzel. Aman! 90'ların affedersin kafesi gibi bu çayları buraya niye dizdiniz? Böyle şey olur mu? Allah'ını seversen sen ya. Kavanozlar bir kere hiç kavanoz değil. Bu atın da hiç dönemi değil şimdi. Orada niye bu oynatıyorsunuz siz burada? Al bakalım şurada parayı da. Bak hem çayı içmedim hem parasını verdim. Düşün yani benim bugün bonkörlüğüm üstünde. Bunları ben hallediyorum merak etme sen. At at hepsini at, bana lazım değil artık. Kim, nasıl? Olur mu? Atılır mı bunlar be ya? Fakirin fukarayı dağıtacağız. İşte şimdi düğünümüz var, orada çay demleyeceğiz. Bunlar içince hep şey, bunların... Ne yapıyorsun? Çırrak! Adam haklı aslında ya. Düz çay her yerde var. Yeni bir şeyler yapmalı. Mesela Norveç buzlu çay demlerim. Çeşitli İskandinav çayları yaparım. Böyle... Kanada olması be ya, böyle tartışımlı leblebile. Hadi bakalım. Evet. Yeni bir soluk gelir. Yaktım çıranı Selami. Şevkat, bir konuşabilir miyiz ya? Şu an olmaz. Şu an her yerimde sinir fışkırıyor. İstersen üstüne sıçramasın. Ya bak, Şevkat sen eskiden de böyleydin ama yani bu kadar değildin ya. O kız var ya, senin sinirlerini yıpratıyor ha. Senin o kız dediğin benim panzehirim oldu. Anladın? O yüzden bilip bilmeden konuşma. Bak Seval, ölümcül hastalığım var diye her istediğini yapıyorum. Esin o yüzden atarlı giderli oldu. Zıt bir senle beni yan yana görüp hiçbir açıklama alamayınca kafayı yedi kız. O yüzden onun öyle olmasının sebebi de sensin. Laflarına dikkat et. Vallahi billahi kalbini kırarım ha. Şimdi, müsaade edersen kimseye zarar vermeden kendimi evime kapatmak istiyorum. Bak ama... Aması mamasını karıştırma şimdi. Bir isteğin varsa şimdi kabul edemeyeceğim. Kusura bakma. Tamam, bir isteğin varsa sonra şey yaparsın. Lütfen.
Havalarda iyice soğudu be ya. Sıcak bir şeyler de içelim. Üşürdüm, ürperdim ben. Şey yapma. Arada Hüseyin abi, kalk bakalım oradan. Sen geç şuraya sıcak sıcak otur. Gel, ver. Tamam. Oturun, oturun. Oturun, sıcak bir çay için bakalım, çay ver. Şunları da stoğa at. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bunları şey toptancıdan aldım. Gerçekten. Şimdi ucuza şunu da al bakalım, şuraya koy. Aa, bunlar da bardaklar. Şey yapma. Yalnız toptancı benim hemen para vermem lazım. Bana biraz 3-5 milyon at bakalım. 3-5 milyon? 100 dolar canım. Şimdi borçluyum yani. Adam benden para bekliyor. Oğlum sen manyak mısın? Ruh hastası mısın? Ortağız lan biz değil mi? Ortağız biz. Bu seferlik sen ver hadi. Öyle şey. Olur mu öyle bir şey be? Ortaklık harcamalar çıktıktan sonra kalan para %50. Şimdi ben de hiç ben bunu cebimden... Olur mu cebimden para ver? Niye vereceğim ben şimdi? Bak buraya cam da taktıracağım. Zaten camı yok. Kışın geldiğinde bu camcıya da bu cam parası... Cam parası bunlar hep. Sen var ya ne illet bir adammışsın sen. İlletlikle ne alakası var? Sus. Ya ortağım diyorum sana. Sen benim çalışan mısın, ortağım mısın? Benim çalışan mısın var ya? Sen benim ortağım mısın? Ona göre davran biraz sen. Sen ortağım olacaksın ya. Al, liğimi kimimi koydu. Yürü git de boş ver. Hadi bakalım hadi işte. Evet, var mı başka çay isteyen, tazelemek isteyen? Şevkat benim Esin. Anladık. Esin kusura bakma ben. Ne oluyor ya? Özür dilerim. Ne oluyor ya? Çok özür dilerim. Ben Seval yüzünden seni çok üzdüm, kırdım. Ama yani ben bilmiyordum ki gerçeği. Nereden bileyim? Kızının ölümcül bir hastalığı olduğunu. Niye bana söylemedin? Sen nereden öğrendin? Ya sen öyle çarşıdan çıkınca sinirli ben de arkandan geldim. Belki sakinleştiririm falan diye sonra sizi bahçede konuşurken duydum. Var ya şu anda bütün sinirim uçtu gitti ha. Ya inanılmaz bir yük kalktı omuzlarımdan. Meğer bu... Seval'in bana zorla yaptırdıkları yüzünden ben böyle kafayı yemişim ya. Vallahi tüy gibi oldum ha. Oh be! Ya hani bunlar ilk mahalleye taşındığında ben bunların eşyalarını taşımaya yardım edipliydim ya. O ara ben bir tane koliyi kaldırdım. Kolinin altı açıldı, bir sürü eşya döküldü yere falan. Orada bir baktım bir tane defter. Ölmeden önce yapacağım 100 şey diye bir liste yapmışım. Sen daha o zaman öğrendin yani. E tabii. Bir de söz verdirdi bu. Hani kimseye söyleme falan diye. Hani mahalledekilerin ona acımasını istemiyormuş. İşte son zamanlarımı sevdiklerimle geçirmek istiyorum falan dedi. Sevgilim, sen ne kadar ağır bir yükün altına girmişsin böyle. Ya. Ve işte bütün bunları sana anlatamamak da beni bu hale getirdi. Anladık sinirli olduğunu. Ya. Bütün mahalle ne yapacağımızı şaşırdık. Biliyorum. Bütün mahalle benim yüzümden perişan oldu ama işte benim problemim de buymuş. Ama şu anda var ya, inanılmaz hafifledim, inanılmaz yük kalktı. Kuş gibiyim yani. Hadi kalk bir yerlere gidelim. Nereye ya? Ya ne bileyim, kalk bir yerlerde bir şeyler yiyek ya. İyi tamam hadi. Hadi. Benim arabanın kapısını da sökmezsin değil mi? Yok ya. Onun zaten menteşeleri gevşemişti. İyi, o halin birine denk gelmedi. Vallahi birine denk geliyordu neredeyse. Hatta denk gelmesi için çok uğraştım ama beceremedim. Çok sinirlendim o yüzden. O demek ki. Allah'ım boş ver ya. Esin niye kalk? Şevkat birine çarptık. Birine çarptık. Dur. Sakin. Tamam sakin. Ambulansı arayayım. Ya Esin tamam yerleri aşındırdım. Bir dur artık ya. Nasıl durayım Şevkat? Şuracık ömrü olan kıza çarptım ya. Ya tamam doktor ilk müdahalede ciddi bir şey yok dedi.
Ya bir şey olursa? Ya sakat falan kalırsa? Ya Allah korusun Esin, kötüyü çağırma. Bir sakin ol, tamam. Nasıl? İyi, gayet iyi. Merak edecek herhangi bir şey yok. Bir iki ufak tefek çiziği var sadece. Ben bir iki kafa filmi istedim. Gelen sonuçlara göre bir gün daha müşahede altında tutacağız. Daha sonra taburcu edeceğiz hastayı. Peki doktor bey, bu kazanın mevcut hastalığına bir zararı oldu mu? Evet, biz onu merak ediyoruz. Hangi hastalığı? Bir hastalığı yok, gayet iyi. Yok. Kendisinin ölümcül bir rahatsızlığı var da. Bir yanlışınız olmasın? Bütün tahlilleri tertemiz çıktı. Tertemiz mi? Evet, turp gibi. Hem öyle olmasa bu kazayı kolayca atlatabileceğini mi zannediyorsunuz? Bir dakika. Ölümcül hastalık yok yani. Yok. Gayet sağlıklı.